Arkadaşlar bilindiği üzere artık 40'lı yaşlarıma girmek üzereyim. Bugüne kadarki tecrübelerim vesaire otomobil konusundaki tecrübelerimi sizle paylaştım. Birçok sorun, birçok problem Peugeot 307 konusunda giderdik. Hatta bununla beraber elektronikle ilgili birçok videolar çektik. Birçok şey yaptık beraber. Hep sordunuz aracı size getirelim. İşte siz bakın vesaire. Ben bunları kabul etmedim. Çünkü kanalın baştan beri tek bir amacı var. Birileri bir şeyler yapıyorsa ben de yapabilirim. Yahu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Sen de aynı şekilde aracınla ilgili sorunlarını, problemlerini çözebilirsin. 40'lı yaşlarıma geldiğim bu dönemde nelerin yanlış, nelerin doğru olduğunu biraz daha iyi kavrayabiliyor oluyor insan. Örnek vermek gerekirse sıfatlar. Hayatım boyunca aslında koskoca bir makine mühendisi olarak tanınmaktan nefret etmişim. Hani bunun neyi kötü diyeceksiniz şimdi? İnanın bana, mesleki sıfatlarını sadece sizin içinizdeki bu yaratıcı insan için, bu cevher için bir at gözlüğü. Gerçekten bir at gözlüğü. Çünkü gelen mesajlarınızda da görüyorum. Gelen sorularınızda da görüyorum. Ben bir konuda şöyle şöyle yapın dediğimde, ya abi sen işte mühendis adamsın, sen anlıyorsun, sen yapıyorsun. Ya bunun mühendislikle bilmem neyle ilgisi yok. Çözdüğümüz sorunların birçoğunun makinayla dahi ilgisi yok yani. Hatta bu konuda da bakayım şey yapabilirsem bir video koyacağım. Yaptığım projelerden bir tanesinin en başta hayatınızda şu sıfatlardan bir kurtulun. Sıfatlar ayağınıza hep çelme takacak. Evet benim çok fazla çelme taktı. Gençlik yıllarımdan itibaren bu sıfatlar ayağıma hep çelme taktı. Gençlik yıllarımda hani üniversiteyi okumadan önce mühendis sıfatını almadan önce mühendis makine mühendisi at gözlüklerini takmadan önce de ne yazık ki sen koskoca hakim çocuğusun. Yakışır mı sana? Bunu mu yapacaksın? Yani orta ikideyim. Bir bilgisayar firmasında çalışmak istiyorum. Mersin'den belki bilenler bilir. İsim veremiyorum ama aynı zamanda bir döviz firmasıydı. O döviz bürolarının coştuğu zamanlarda. Aynı isimde de bir bilgisayar firması açmışlardı. Zorla kavga dövüş bizimkilerle ben gittim orada. Bildiğiniz bilgisayar firmasında çalıştım. Hatta sadece bilgisayar değil, bunlar klima işi falan da yapıyorlardı. Klima, iklimlendirme işte. Bilmiyorum birkaç başka onun dışında elektronikleri var mıydı? Klima ve bilgisayar işi yapmaktalardı. Klima dahi taşıdım. Orta ikideyim bakın. Orada zorla çalıştım. Ama ben onu kabul ettirene kadar sürekli olarak ailemden duyduğum şey koskoca hakim çocuğusun. Gidip bilgisayarcıda mı çalışacaksın? Gidip klimacıda mı çalışacaksın? Gidip elektronikçide mi çalışacaksın? Yani bak sıfatlar bize inanılmaz derecede mesleki sıfatlar özellikle de at gözlüğü geçiriyor. Onu geçtik. Şey kısmına gelmek istemiyorum. Evlilik kısmına gelmek istemiyorum. Orada da var çünkü bazı şeyler. Artık 40'lara geldik. Sıkıntı yok. Anlatırız. Hiç problem değil. Maddi durumu iyi olan, işte bilmem kim ağa olarak yani anılan birisinin kızıyla evlendi. Ya boş zamanlarımda bir şeyler yapmak istiyorum. Hoşuma gidiyor. Mahallede öndeki adamlar şey satıyor. Ney bunun adı? Domates salçası, biber salçası falan satıyorlar. Ne bileyim işte yöresel ürünler falan. Sokakta satıyorlar ha. Yahu diyorum boş zamanımız var inelim bir deneyelim yani. Ne kaybedeceğiz? İşte koskoca bilmem kim ağanın damadı gidip aşağıda işte bezelye mi satacak ne bileyim biber salçası mı satacak, cart mı yapacak, cürt mü yapacak? Halbuki benim derdim oradan bir para kazanmak değil. Ömrübillah memur gibi geçmiş hayatım. Zaten anne memur, baba memur, abi abla memur. Yani tamamı maaşlı işlerde çalışan insanlar bir tane sakız dahi alıp satmayı başaramamış insanlar. Ben bunu merak ediyorum. Acaba bir sakızı 1 liraya alıp da ben işte 1,5 liraya satabilir miyim? Gerçekten pazarlama konusu çok önemli bir şey hayatta. Dünyanın en mükemmel ürününü yapın. Yani kimse de bulunmayacak, kimsenin aklına gelmeyecek bir ürünü yapın. Ama bunu insanlara doğru bir şekilde tanıtmayı başaramadınız müddetçe. Bunu pazarlamayı bilmediniz müddetçe bir hiçsiniz yani. İstersen uzay mekiği yaptım ben de. Satamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. İstersen ne bileyim kendi kendine elektrik üreten makine yaptım. Hani bu ara çok bunların dolandırıcıları çıkıyordu ya işte kendi kendine elektrik üretiyor. Kendi kendine işte Decoder muydu? Yok. Bir ismi var onun işte. Sürekli çalışıyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor.
İşte bunun sayesinde güya elektrik üretiyor falan. Çok konuyu dağıtmayalım. Bunu yapmış ol. Sınırsız enerjiyi keşfetmiş ol. Bak daha şey bir şekilde. Çok spontane çünkü şu an konuşma. Herhangi bir konuşma hazırlamadım size. Sınırsız enerjiyi keşfetmiş ol. Sınırsız enerjiyi imal etmeyi keşfetmiş ol. Ya pazarlayamadıktan sonra, insanlara bunu anlatamadıktan sonra bir hiç çöp, hiçbir şey yok. Velhasıl o dönemde bu koskoca bilmem kim ağın damadısın ayağını, ben o işleri de yapamadım. İşte at gözlüğü iki. Arkasında o bitti. Onunla beraber işte koskoca makine mühendisi. Allah Allah. Ya elektronikle uğraşmak istiyorum. Devre yapmak istiyorum. Lehimler yapmak istiyorum. Koskoca makine mühendisisin sen. Ya arabanın altına giriyorum, tamir ediyorum. Çevremden falan. Bunlarla mı uğraşıyorsun? Git bir tane tamirciye ver kaç liraysa. Yahu ben bunlarla uğraşmaktaki derdim ciddi anlamda pintilik değil. Ben öğrenmek istiyorum. Ben yapmak istiyorum. O yüzden birinci kural, şu mesleki sıfatlarınızdan kurtulun. Söylüyorum adama, ben diyor eczacıyım diyor. Ben diyor nasıl anlarım? Ya ne alakası var? Eczacıysan eczacısın. Eczacı olunca okuma yazman olmuyor mu? Araştırma yeteneğini mi kaybediyorsun? Yapamıyor musun yani? Ben doktorum diyor. Ben diyor yapamam diyor. Allah Allah. Arkadaş, ben mühendisim mesleki olarak ama neredeyse demeyin. Yani bir eczacının en azından dörtte biri kadar ya da yarısı kadar ilaçların içerisindeki etken maddeleri bilirim. İşte atıyorum parasetamolden, ibuprofen, ondan sonra işte antibiyotiklerin arasından ıbık zıbık bu şu an video çekince de aklına gelmiyor. Antiflamatuvarlar, bilmem neler, antihistamikler, ondan sonra bitkisel sedatifler falan filan bir sürü sıralarım. Kafanızı şişirin bu konuda. Hiç gerek yok. Yani az çok açtığınız zaman bir etken maddesini öğrenebiliyorsun. Yani ben mühendisim kardeşim. Ben bu ilacın ne olduğunu, içerisindeki etken maddesinin ne olduğunu öğrenmeyeyim diye bir durum mu var? Yok. Ama biz bunu kendimiz yaratıyoruz. Koskoca işte makine mühendisisin. Bunlarla mı uğraşıyorsun? Elektronikle mi uğraşıyorsun? Kablo mu çekiyorsun? Gidip elektrik kablosu mu çekeceksin? Ya arkadaş ben bundan keyif alıyorum. Ben bundan zevk alıyorum. Birinci şey bu. Sıfatlarınızdan kurtulun. Koskoca bilmem ne olmaktan kurtulun. Ben bundan kurtulmaya başladığım anda özgürleştim. Çünkü merak ettiğim şeyleri, yapmak istediğim şeyleri yapabilir hale geldim. Ve gördünüz, iyi kötü bir YouTube kanalı kurduk. Hepinizle de bilgilerimi paylaştım. Ki videolara bile ilk koymayı başladığımda gene çevremden aldığım tepkiler, seni kim izleyecek? Nereni açacaksın ki? Nereni göstereceksin de kimsenin nereni izleyecek idi. Sonrasında kanal biraz izlenmeye başlayınca enayi misin? Niye insanlara bedava bilgi veriyorsun? Allah Allah. Yahu bilgi paylaşmaktır. Bunun altında yatan şeyi normal sıradan insanlar anlayamaz. Ben size bir şey anlatıyorsam, evet ben size bu konuda kötü emellerimi de kullanıyorum. Diyorum ki ya arkadaş diyorum bu adamlara ben bunu anlattım, öğrettim. Bu adamlar benimle aynı bilgiye sahip oldu. Ben gideyim biraz dahasını öğreneyim. Biraz dahasını böyle kaşıyım, tırmalayayım. Daha fazlasını araştırayım. Daha fazlasını öğreneyim moduna giriyorum. Olmaz diyorum. Benimle aynı bilemezler. Evet bu kötü amacımla sizleri hepinizi kullandım. Size atıyorum ki DC elektrik anlatıyorsam ben hemen arkasına aa bu adamlar DC'yi biliyorsa gideyim ben AC'yi öğreneyim. Aa AC'yi biliyorlarsa ben yüksek voltaj öğreneyim bilmem ne işte. Buna benzer şekillerde ben sizle paylaştıkça daha fazlasını araştırır oldum. O yüzden de daha önceki videolarım birkaçında da size bahsettim. Bir konu hakkında bir bilginiz varsa, bir fikriniz, düşünceniz varsa siz de YouTube'da video çekin. Kendinizi çok güzel geliştirirsiniz. Çünkü anlattıkça daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz. Daha fazlasını araştırmak istiyorsunuz. Bende de durum aynen bu oldu. Ben size bir şeyleri paylaştıkça ben daha fazlasını araştırdım. Çünkü birçok zihni sinir arkadaşınız şey zannediyor. Bu arkadaşınız anasının karnından doğduğunda Peugeot 350 ile doğdu, tamam mı? Peugeot 350 ile büyüdü. Ondan sonra da okuduğu fakültede de adama sadece Peugeot 307 anlattılar. Otomatik şanzıman anlattılar. Böyle bir düşünceye sahip ben. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Mühendislik fakültesinde gördüğüm hiçbir kelime, bak yemin ediyorum size, hakikaten hiçbir kelime iş hayatında bir işime yaramadı. Bırakın Peugeot ile uzaktan yakından alakası olmasını. Adıyaman şantiyesini yaptığım dönemde 40 yılın başında ataletsizlik momenti dediğimiz ki bakın Türkçesini bile bilmiyordum. Türkçesini bile sonradan öğrendim. Second moment of inertia.
Değil mi? Evet. Second moment of inertia dediğimiz, Türkçesi adaletsizlik momenti, daha belirgin adıyla size anlatayım. Bir tane çubuğun, aynen şöyle bir çubuk kabul edin. O çubuğun eğilmeden taşıyabileceği yük. İşte I profil diyoruz, kutu profil falan diyoruz. Bunların hesabı kitabı. Tam winch olayına gireceğiz. Bazı pompalarımız var büyük. Uskurlu pompa da derler. İşte kolon pompası demek daha bir hoş geliyor bana. Uskurlu bildiğiniz pervaneli pompa. Bir kattan bir kata, hemen arada kısa bilgileri de vereyim, böyle bilinçaltınıza işlesin. Çok kısa bir yüksekliğe, işte birinci kattan ikinci kata ya da zemin kattan birinci kata ya da eksi birden birinci kata, çok kısa haş yüksekliğindeki yerlere çok yüksek miktarda suyu taşımanızı sağlayan kolon pompaları vardır. Bunların vinçleri gelecek. Allah, ben tutuştum. Dedim bunlara işte I profillerinin işte taşıyabileceği hesaplar için ona göre I profili seçmem lazım. Her neyse, işte sakalları bırakılmış beton üzerinden. Sakal demek burada çıkartılan, işte betondan dışarı saldığımız çiroz demirleri. Yani inşaatın ana şeylerine tutulu olan, inşaat demirlerine bağlı olan demirler. Bildiğiniz onlara kaynaklanmış haldeler falan yani. Yapılan yapının en sağlam noktası diyeyim size. Her neyse, bu sakallara bunları kaynatacağız. Bu kaynatılacak olan I profillerinin hesabını yapmam gerekiyor falan filan. Allah dedim, lan bir hafta öncesinden açtım kitapları falan, nasıl yapıyorduk, nasıl ediyorduk bilmem ne derken Winch firması bana bir katalog gönderdi. Aha da böyle. Kataloğu da göndermişler, altta da not düşmüşler. Mert Bey diyor, koyacağınız işte Winch'in toplam ağırlığını ve pompanın ağırlığını yukarıdan aşağı bulunuz ve mesafeyi şeyden soldan sağa bulunuz, kaç metrelik bir şeyde olacağını. İşte oradan ikisini birleştiriyorsun. İşte bir tarafta soldan sağa taşıyacağı yük var. Yukarıdan aşağıya da aradaki mesafe var profilin. Yani kaçlık uzunluğu konusunda. Çünkü biliyorsunuz mantıken yani, profil daha uzun olacak olursa daha kalın seçmeniz gerekiyor. Ona göre de seçeceğiniz I profili oradan bulduktan sonra güvenli bölgede olmak için bir boy büyüğünü seçin. Ulan ben o kadar çalıştım bu hesaba kitaba. Onu bile katalogdan seçtik. Düşünün durumu yani. Benim derslerde gördüğüm durumun iş hayatımla uzaktan yakından alakası yoktu. O yüzden şu mesleki sıfatlardan bir kurtulun. Sen mühendis adamsın, biliyorsun. Yok öyle bir dünya. Ben çok bilgili, çok akıllı, çok zeki bir adam da değilim. Ben sadece çok meraklıyım. İnanılmaz meraklıyım. Benim beynim dopamini bir şeyler öğrendiğinde salgılıyor. Bu çocukluğumdan beri böyleydi. Örnek vermek gerekirse mesela Amfi'nin şeyini bitirdim ve en son bahsediyordum. Şurada duruyor. Kartın lehimlerini falan bitirdim. Biliyorsunuz kendi tasarımım. Bunun lehimlerini yaptığım gün ben çok sıkıldım. Ben diyeceksiniz ki nasıl sıkıldın, daha test bile etmedin. Vallahi çok sıkıldım. Niye? Çünkü kartı imalatı için vermişim. Çin'den boş kart gelmiş. Bu normalde bakın, bu şekilde benim tasarımım. Biliyorsunuz zaten altta da adım falan yazıyor. Her neyse. Bu şekilde gelmişti. Devre elemanlarını, komponentlerini lehimledim. Lehimlediğim gün inanılmaz sıkıldım. Niye sıkılıyorum? Çünkü bildiğim bir şeyi yapıyorum. Bilmediğim bir şey değil. Yeniden bana sıfırdan bir şeyler öğrenmiyorum. Bildiğiniz, çünkü cık 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 lehim yapıyorum. Allah Allah dedim. Bugün dedim hakikaten dopamin yoksunluğu çekiyorum. Niye? Çünkü yeni bir şey öğrenmediğim için. Şimdi bu sebepten de bazen aynı soruları soruyorsunuz. Videolarda olan soruları soruyorsunuz. Ben size yanıt vermekte sıkıntı yaşıyorum. Çünkü sıkıldım. İnanın bana, sıkıldım. Videoda olan şeylerin soruları geliyor. Aynı sorular, aynı sorular, aynı sorular. Geliştirebildiğimiz bir şey yok üstünde. Her neyse, ne dedik baştan itibaren? Şu sıfatlardan kurtulun. Bak baştan size hemen şey yapıyorum. Biri hakim çocuğu olmaktı. Benim önümde bir engel. Böyle bir sıfat. Hakim çocuğusun. Yapmamalısın. Etmemelisin. Ya ben fırlamanın önde gideyim, önde gidelim o tarihlerde. Biz burada Mersin'de valiliğin önünde oturuyorduk. Dileniyorduk abi şarap parası falan diye. Yani öyle öğlenceli, eğlenceli fırlamalıkla geçiyordu. Bakma böyle karşında mecburiyetten çeşitli işte firmalarda çalıştığı için, böyle kurumsal firmalarda, hatta en son böyle halt yiyip kamuda falan çalışmış bir idiot mühendis olduğum için mecbur insan taklidi yapmak zorunda kalıyorsun. İnsan değil mi? Beyefendi taklidi yapmak zorunda kalıyorsun. Halbuki bana sorsam içimde inanılmaz fırlama bir adam var. Zaten böyle bir fırlama bir adam olmasan
deli olmasan, diğer normalleri gibi olsan aynı şeyi yaparsın. Çalıştım gerçi kamu kurumlarında da çok da aynı şeyleri yapmadım. Gene böyle bir serserilik de demeyelim de bir şeyliğim vardı. Ama çok eğlenirdik, o ayrı konu. Benim şeyle falan Mut Anamur Bozyazı'ya şey yaptıklarında, sürdükleri demeyelim de geçici görevli bir gönderdiler beni oraya. Ben orada bildiğiniz böyle askeri kışla gibi acayip eğlendik. Diyorum kamuflajlarınızı giyin, yarın işte köprünün motorunu sökeceğiz falan. Herkes seviniyor falan. Tamam şefim hadi giyiniyoruz ediyoruz. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Çamaşır makinesi falan getirdik orada. Bildiğiniz böyle askeri kışlaya çevirdik. Bayrak asar gibi falan. Çok güzel zamanlarımız da geçti. Bununla beraber son dönemde akaryakıt işlerine baktığım için, akaryakıt sorumlu mühendisi olduğum için 2-2,5 haftada yapılan tüm akaryakıt analizlerinin, işte bize ait olan araçlar mı almış mı almamış mı, millet onunla uğraşırken 2 hafta, 2,5 hafta kadar bununla uğraşırken ben bunun kolayını nasıl yaparım? Kolayını nasıl yaparım kardeşim, bu böyle olmamalı diye Excel'de bir formülasyon ve makro geliştirmiştim. 2,5 hafta süren sadece akaryakıt analizi, bakın yani hangi aracın hangi ne kadar miktarda akaryakıt aldığını ve bu araçlar bu kuruma ait mi değil mi? Bak sadece bu analiz. 2,5 hafta sürerken ben hem bunu hem bununla beraber GPS verilerini alıyorum, üzerine oturtturuyorum. Son 3 aylık 4 ay boyunca bu araç kaç kilometre gezmiş GPS verisine göre, ne kadar yakıt almış, ortalama yakıtı, aldığı yakıt kadar gezebilmiş mi, gezmemiş mi, yoksa başka bir alengirli işler mi dönmüş, bunları yarım güne indirgemiştim. Yarım günde ben bunu çözüyordum. Excel'de yaptığım bir formülasyonla, basit bir formülasyon ile tüm plakaları eşleştiriyor, ondan sonra uydudan aldığımız verileri eşleştiriyor falan. Tık 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 böyle analizleri çıkıyor, grafikleri falan çıkıyor. İnanılmaz bir şeye dönmüştüm. Yani orada da çok bir şekilde akıllı duramıyordum. Buna nereden geldik? Buna şuradan geldik. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. İçinizdeki deliği öldürmeyin. İçinizdeki deliği öldürmüş olsaydım ben, karşınızda birisi çıkıp da size arabanın altına yatacak, Peugeot'un orasını burasını sökecek, hani koskoca makine mühendisiyim ya böyle, elini pisliğe sokmayacak, elini kirletmeyecek, bokun altına falan yapmayacak ya, böyle gömlekli falan, böyle Mert Bey, hoş geldin, hoş gittin, bilmem ne falan bir adam, sökün, takın, yapın tarzında iğrenç bir herif olarak çıkacaktım ki bu şekilde meslektaşlarım bol bol var. Çok karşılaştım öyle. Vizyonsuz adamlarla, elini hiçbir şekilde taşın altına sokmaz. Hiçbir eli anahtar tutmamıştır. Sadece emretmeyi bilir, üstlerine de yalaklanmayı bilir. Müdürlerine, amirlerine, böyle adamlarla çok şey yaptım, karşılaştım. Ne yazık ki öyle durumlarım olmadı. Hani bizzat acaba izleyen şeylerden arkadaşlarım var mıdır bilmiyorum. Akşam olmuş, 5'e çeyrek kala hava kararmış etmiş. Bilmem neredeki pompayı sök diyorlar bana, müdürüm. Dedim buyurun dedim, siz söyleyebiliyorsanız söktürün. Ben böyle bir görev veremem. Bulunduğumuz bölge karanlık, yeterince aydınlatma yok. Pompayı tutup Ford Transit'in arkasına bağlayarak çekiyoruz. 250-300 kilogramlık bir pompa, zincirle falan çekiyoruz. Yani vinç yok, bir şey yok. Dedim buyurun dedim, telefonu vereyim. Siz dedim böyle bir emir veriyorsanız tamam. Ama ben bu adamların birinci sorumluluğum evlerine sağ salim göndermek falan filan. Ondan sonra zaten ayaklarımız kaydı etti. Çok şükür de kaymış. Çok şükür de kurtulmuşuz hayatımın. Çünkü sorarsanız eğer bunca kurumsal firmalarından vesairelerinden sonra, hatta bırak kurumsalı, böyle aile şirketi dahi tiplerde çalışmama rağmen en kötüsü kamuydu. Açık ve net size söylüyorum. Umurumda değil. Ne yaparlarsa yapsınlar, isterlerse beni dava etsinler. Hayatta çalıştım, en kötü iş kamuydu. O yüzden hala KPSS'ye gireceğim, edeceğim falan diye özenen arkadaşlar varsa, bilmiyorum, kendi tercihleri, bir şey diyemiyorum. Beni de bu konuda çok zorladılar, işte yaşın daha erken, KPSS'ye gir, bilmem ne yap falan. Mümkün değil, hayatım boyunca girmem. Hayatım, çünkü baktığınızda ailenin tamamı memur ya. Baba gelmiş o zamanlar 65'ine zorunlu emekli etmişler adamı. Gitmiş 73 yaşında, 72-73 yaşında vefat etmiş, yaşadığı hayata bak. 7 sene emeklilik yaşıyorsun. Onun cesinde stresten sonra. Ondan sonra da bana dertleniyor, diyor ki ya diyor odacım bile diyor ayağa kalkmadı beni görünce diyor emekli olduktan sonra. Ondan sonra gelsen KPSS'ye gir, mühendis ol, bilmem ne, KPSS'de
memur mühendisi ol, oralarda yüksel, işte müdürü ol, daha sonrasında amir ol, daire başkanı ol. Bir görevinden alındığın zaman kimse suratına tükürmesin. Var mı ya böyle bir şey? Var mı böyle bir şey ya? Yani el bilmem neyle gerdeğe girmek diye bir laf vardır işte. Çok doğru geliyor bana. O yüzden ne yazık ki arkadaşlar, o bulunduğunuz kurumlardaki sıfatlarınızı, şunlarınızı, bunlarınızı, statülerinizi adamla saymayın. Gün geldiğinde o sıfat, o statü elinizden bir anda alınabilir. Çünkü başkasına ait orası. Unutmayın. O koltuk başkasına ait. Bakın, ben siyasi olarak falan konuşmuyorum. Ben normal meslektaşlarımdan bahsediyorum. Siyaset benim umurumda değil. Cehennem dibine kadar siyasetle işim olmaz benim. Hiçbir zaman da olmadı. O yüzden sıfatlarınızdan bir kurtulun. Koskoca makine mühendisi, bilmem ne. Onun haricinde işte diyor ki ben öğretmenim diyor, ne anlarım diyor. Lan ne demek ne anlarımı var ya? Aç kitaplarda yazıyor. Ben bunları, dediğim gibi, ben okulda öğrenmedim. Belki tekrar tekrar söylüyorum ama bunların hiçbirini okulda öğrenmedim ben. Hepsini kendim araştırdım. Benim çalıştığım kadar, benim cebelleştiğim kadar içinizden biri cebelleşmiş olsaydı belki bir Thomas Edison falan doğardı yani. O kadar diyeyim size. İnanmıyorsunuzdur belki ama yakinen tanıyanlar bilir. Sabah 5.30'da kalkarım. Her gün bak 5.30'da. Hatta böyle 4.30'da falan uyandım da daha bir iyi oluyor. Çıkarıp sahilde kayalıkların üzerinde yürürüm. O günkü programımı yaparım. Bak, not defterlerim var. Kaç tane not defterim var hem de yani. Hepsine farklı farklı konularda notlarımı alırım. O gün ne yapacağımı planlarım. Gelirim, kahvemi, sigaramı falan içerim. En kötü alışkanlığım şu an, bırakamadım. Bir tek sigaram var. Her şeyi bırakabildim. Bir nalet olası sigarayı bırakamadım. Bak, benim de kötü şeylerim var. Kabul ediyorum bu konuda. Hala ezik hissediyorum kendimi. Her şeyi bıraktım. Bir nalet sigarayı bırakamadım. O güne başlarım. Ondan sonra o gün akşam saat 10'lara kadar, 11'e kadar çalışmakla geçer. Bu çalışmak ama nasıl bir çalışmak? Oturup da birilerinin işini yapmak değil, yeni bir şeyler öğrenmekle. Ne bileyim, şu sıra friket öğreniyorum mesela. Benim diğer meslektaşlara desek, ya AutoCAD biliyoruz zaten, fazlasıyla yeter. Neyimize yarayacak bizim FreeCAD? Solid biliyoruz. Katya, ya arkadaş, bize Katya öğrettiler. Katya. Ömrüm boyunca gidip de lisans parasını ödeyemeyeceğin yazılımı öğrettiler üniversitede. Katya. Türkiye'de toplasan 3 tane firma belki kullanıyor. Hangi firmayla ilk başlarda iş görüşmesine gitsem, ben yeni mezun olmuşum. Ne biliyorsun? AutoCAD biliyor musun falan diyorlar. Solid biliyor musun? Allah'tan Solid'in gittim de kursunu falan almıştım mezun olmadan önce. O dönem bir Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi uygun fiyatlarla sertifikalı eğitim veriyordu. Gittim oradan onu öğrenmiştim. O vardı elimde. Bakıyorum böyle, yok bilmiyorum. Ne biliyorsun diyor. Katya biliyorum falan. Katya mı? Herkesin böyle bir suratının şekli değişiyor Katya deyince. Çünkü ne yazık ki okullarımız bir işveren değil, İşçi üretmek üzere planlandıkları için. Evet güzel kardeşim. Beyaz yakalı, maaşlı köle kardeşim benim. Sen de öylesin, ben de öyleyim. Ben de öyleydim demek daha doğru. İşçi yetiştirmek üzere olduğu için, bir girişimci değil. Hatta Sinan Canan Hoca'nın bu konuda çok güzel bir cümlesi var. İyi bir iş bul değil diyor adam. İyi bir iş kur diyor. İyi bir iş kur. İyi bir iş bulun demeyin diyor. Ömrümüz boyunca hep dedik ki kurumsal firmalarda çalışalım. Şu olsun, bu olsun. Yaptık. Yaptık. Yani bilmiyorum, burada açıp da belgesini falan göstermeye gerek var mı? Bir önceki yaptığım kamudaki, içimden önceki yaptığım projede 4,5 milyon euro. Şaka değil. İsteyenlere hatta aşağıya referans mektubunun linkini anında bırakabilirim. 4,5 milyon eurodan, bak 15,5 milyon euroluk işin toplam bedeli 15,5 milyon euro. 15,5 milyon euroluk, euro bak, milyon euroluk işin 4,5 milyon eurosundan, 4 milyon euro mu 4,5 milyon, emin değilim. Ya 4 ya 4,5, bak 4 ama minimum. 4 milyon eurosundan bizzat sorumlu mekanik işler süpervizörü olarak adımın geçtiği bir şey. Bizzat sorumlusu benim. Ve bunun konuda referans mektubum var. Müşavir firmadan. Yani de yabancıdan. Çalışıp geliyorsun kamuda, bilmem neydi. Ulan başına koydukları şube müdürüymüş, daire başkanıymış. Hayatı boyunca 20 yıllık belki o memuriyet hayatında toplasan, üst üste koysan o kadarlık iş yapma. Sen bunlardan emir almaya kalkıyorsun dedi. Bu da bunun bu kısmı ama hep bir şey diyeceğiz. Hayır, orası sayesinde de ben resmi yazışmaları öğrendim. Bir sistemin nasıl yavaşlayacağını öğrendim.
Çok girmemeye çalışıyorum ama insan tutamıyor kendini. Çenen bir defa şişmiş. Uzun zamandan beri kafanızı bıkbıklamıyor. Özel sektörde çalışırken bir parça lazım oluyorsa, bir malzeme lazım oluyorsa, anında işte atıyorum bir tweezer lazım mı oldu? Direkt bunu giderdim. Kendi cebimden satın alırdım. Faturasını firmama gönderirdim. Firma da benim bunun parasını maaşıma ekler gönderirdi. Tamam kardeşim derdi. Almışsınız. Evet, faturası da burada. Burada da kullandık diyerekten resmini gönderir şey yapardım. Ne yazık ki kamuda öyle olmuyor. Kamuda gerekçeli rapor yazıyorsun. Evet. Bunu nerede kullanacağına. Ondan sonra gidiliyor en az doğrudan teminle alınacaksa, bak bir de ihaleden bahsetmiyorum bir de. En az 3 yerden teklif alınıyor ki zaten birçok kamudaki şeyin borçlu bilmem neyi çok geç ödedikleri için, ki pek kimse de iş de yapmak istemiyor. Şu anki firma şeyinde biz de yapmıyoruz. Kesinlikle kesinlikle yapmıyoruz. Yani kamu taraflarından birileri gelip de bizden bir parça falan istediklerinde teklif bile vermiyoruz. Asla. Yani. Çünkü bir yıldan önce öder diyor. Ondan sonra 3 teklif alınıyor. Bu 3 teklif değerlendiriliyor. Ondan sonra acıma ıncı bıncı bilmem neyi falan derken, ulan senin köprü durmuş orada. Affedersin. Bok köprüsü tesisinin. Dönmüyor. Dönmediği takdirde de çamur kusacak. Tamam mı? 6 ayda bir tane nalet olası tekerlek alacaksın. Bir tane nalet olası rulman alacaksın. Ki o köprüyü sen çalıştırır hale getireceksin. Burada da gene tabii mecbur aklını çalıştırman gerekiyor. Ben o dönemde baktım bu iş olacak gibi değil. 6 aydan önce gelmeyecek bu köprüde. Tam o dönem beni buldu bozulacağı. Aldık tornacı da bir güzel içine oydurduk, yaptırdık falan, kaynaklattırdık. Galiba hala aynı köprü çalışıyor benim yaptırdığım haliyle. Yani iş uzadıkça uzuyor. Bunlara da sonradan alışmış oluyorsun. Yani bir şeylerin yavaşla o kadar tempodan sonra koştur koştur hemen çözelim, hemen yapalım, hemen bilmem ne. Çünkü benim Adıyaman işindeyken günlük 8.000 euro şey bedelim var, ceza bedelim vardı. Evet, şaka yapmıyorum. Avrupalı oranın parasını veriyor. Eyvallah. Ödüyor. Güzel. Ama işi geciktirdiği zaman da diyor ki günlük 8.000 euro. Bak rakamlara bak. Günlük 8.000 euro ceza keserim sana diyor. Böyle. Bakın. Fidik şartnamelerine bakın. İPA projelerine bakın. Yalan söyleyecek halim yok. İPA dediğimiz şey Avrupa Birliği katılım öncesi fonu. Harika projelerdir. Mühendis arkadaşlara bu projelerde çalışabilmelerini ya da son maaşlı işlerinin bunlar olabilmelerini öneririm. Yani gözleri kapalı böyle gitsinler. Anında çok şey öğrenirler. Ben açık ve net söylüyorum. 2,5 yılda, belki 10 yılda, 15 yılda edinemeyeceğim tecrübeyi o işte öğrendim diyeyim size. Biyogazdı, şuydu, buydu vesaire. Çok detaylara girip sıkmak istemiyorum. Diğer bir husus, gerçekten hayat amacınızı keşfettiniz mi? Amacınız ne hayatta? Bak, gerçek amaç. Bana tutup da evet benim hayat amacım gidip de Postat siyah renkte Postat alıp işte taksit ödemek değil. Gerçek hayat amacını keşfettin mi? Hayat amacı nedir? Bunu biliyor musun? Biliyor musun? Seni gerçekten aşık hissettiren, yaptığın şeye tutkuyla sarıldığın şey nedir? Bunu keşfedebildin mi? Top oynamak. Hayır, yani top oynamak değil. Top oynamaksa gerçekten futbolcu olmayı planlaman gerekiyor. Maç izle. Hayır, maç izlemek de değil. Top oynamak yani. Nasıl toparlayalım? Gerçekten 7-24 yatıp kalkıp düşündüğün şey. Benim var. Zaten hayat amacı olmayan insanları görüyoruz. Amaçsızlıklarından kaynaklı olarak belki kızıyorsunuz artık. Oturuyor, hayatını uyuşturuyor. Elinde bir telefon, Instagram, ağzından salya falan bunları geziyor. Açıyor elinde bir kumanda, televizyonda saçma salak diziler izliyor, haber izliyor. Türkiye'nin ekonomik gündemlerini tartışıyor. Ekonomi profesörü beyefendiler oturmuş böyle televizyonda, onları izliyor falan. Ondan sonra ekonomi sürekli çok kötü, ekonomi sürekli çok kötü diye böyle papağan gibi tekrarlıyor. Her şeye zam geldi. Sürekli böyle bir feryat figan. Sürekli bir hayatından şikayet. Benim bugüne kadar şikayet ettiğim bir şey görebildiniz mi ya? Neyden şikayet ettim size? Bir söyleyin Allah aşkına. Şikayetçi olmak, şikayetçi olmak zayıflıktır. Ya o sorunu çözeceksin ya o diyardan gideceksin kardeşim. Bunun tek bir çözümü bu. Şikayet etmekle olmuyor. Ben hep diyardan gitmeyi seçtim. Çok da böyle sıkıldığım zamanlarda valla başlarım lan dedim. Benim çünkü gücüm buna yetmiyor.
hayatta gücünüzün yetebildiklerine kafa yoracaksınız. Peugeot 307'ye benim gücüm yetiyordu. Bu arada izin de bir sigara yakmak istiyorum. Artık böyle rahat rahat